Mesela böyle bir resim gördüğünüzde hani bir reklam olduğunu düşünseniz neyi nazara vermek istiyor? Buradaki fotoğrafçı ya da şey reklamcı. Tamam, ihtimalleri sıralasak ne olur? Lambalar, masa, tabak, çanak falan. Hani bu resimde birçok şeyi beraber görebiliyorsunuz. Ama mesela bunun asıl belki ben baktığımda şey görüyorum. Bu şey reklamı yapıyor. Lamba reklamı yapıyor mesela. Daha görünür kılmış çünkü mesela. Yani şunu diyebilir miyiz? Şu işte cam şişedeki ağacı nazara veriyor diyebilir miyiz? Özel olarak. Diyemiyoruz Var. ama resimde o da var mesela. Ya da şuradaki işte neyse meyveyse ya da şu dosyalar. Yani nazara en çok hangisi öne çıkıyor dediğinizde karşınıza bu çıkıyor. Şu buralarda baksak mesela yine hani bunu farklı lambalar olduğunu düşünerek gidelim. Mesela birçok lamba var aynı cinsten, aynı türden şeyler. Ama ne yapmış? Birini öne çıkarmış. Ama resme baktığınızda siz diğerlerini de görebiliyorsunuz mesela. Bu resme baktığımızda hangisini öne çıkarmış sorusu çok doğru bir soru değil. Bu resme yöneltilmesi çok doğru değil mesela. Ama ne diyebiliriz? Yani burada ne yapmaya çalışıyor resim çeken kişi? Yani farklı lamba türlerini göstermek istiyor. Ya da farklılığı ortaya koymak istiyor denebilir mesela. Ya da ışık kuvvetini gösteriyor işte. Birinin ışık kuvveti şöyle, birinin böyle. Gerçi bunu ben lamba diye düşünmüştüm ama bu muma benziyor. Yani farklılığın da farklılığı olmuş şey olarak. Şimdi bunu bir aklımızda tutalım. Dolayısıyla kavramları ya da kelimeleri, lafızları böyle düşünebiliriz biz. Ve ulema hakikaten meselenin hani sadece lafızda öne çıkan kısmı değil de o çerçeveye girebilecek hepsini hesaba katmışlar ve hepsinden hükümler çıkarmışlar. Onun için meseleye bakarken biraz o yönünü dikkate alalım. Şimdi bir bu anlamın açıklığı bakımından zahir dediğimiz bir şey var. Ne diyoruz? Kendisiyle kastedilen anlamı açık olan lafız. Kastedilen bu anlama nispetle zahir adını alıyor. Mesela Diyal'ın şeyi sırf işitmekle kendisiyle kastedilen mana açık biçimde anlaşılan şey. Yani resme baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Çerçevesini ya da size söylemek istediği şeyi az çok görüyorsunuz. Şimdi bunun hani başta demiştim tevile ihtimali var mı? Evet var. Tamam, güzel. Tahsise ihtimali var mı? O da var. Yani tevil dediğimiz şey kullanıldığı anlamın dışında bir anlama nakledilmesi şeklinde anlayabiliriz. Tahsis de bir yönüyle ya da çerçevenin daraltılmasını da bazılar tevil içinde sayıyorlar. Bu tevil teorisini şeyde göreceğiz ileride. Beyan, nesih ve tevil şeyinde başlığında göreceğiz. Nese ihtimali var mı? Evet, hüküm olduğu için nesedilebilir. Dolayısıyla o hükmü kaldırılabilir. Hükmü dediğimiz şey ister am olsun ister has olsun. Yani zahir bir lafız. Am lafız da olabilir, has lafız da olabilir. Şimdi ne oldu? Anlamın açıklığı, kapalılığı bakımından lafızları değerlendirirken biz farklı bir perspektiften değerlendiriyoruz. Dolayısıyla zahir bir lafız, has lafız da olabilir. Konulduğu anlam itibariyle baktığımızda am lafız da olabilir. Müşterek lafız da olabilir, cem müneker de olabilir. Ama biz burada öne çıkardığımız şey daha farklı. Yani anlamın açıklığı kapalı. Mesela am lafız üzerinden baksak buradaki bütün fertleri kapsıyor mu? Ya da sınırlı sayıda şeyi mi kastediyor? Tek bir anlama mı delalet ediyor? Has lafız. Ya da birçok şeyi beraber mi kastediyor? Mesela bu alttaki resmi eğer şey tek bir lafız olarak alırsak, birçok fert var ve bu fertlerin hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla farklı fertleri içerisinde kapsamış, farklı konuluşlarla denebilir mesela. İşin özü şu, hani zahir dediğimiz şey, kas, am ya da diğer konulu dilde konulu anlam itibariyle farklılık gösterebilir. Onlardan birisi olabilir ama bizim burada baktığımız anlamın açıklılığı, kapalılığı. Bu birincisi. İkincisi nas dediğimiz şey.